Bugün takım tam anlamıyla kaptan eda için oynamış olabilir. Ben de kazanmalarını en çok kaptan eda için istedim. Çünkü belki de edanın bu son olimpiyatı olabilir. Biri giriyor, bir şeyler yapıyor, aksayınca yerine diğeri giriyor. Yani birbirimizi tamamlama özelliğimiz bence bu maçta en üst noktaya geldi. Milyonlarca insan milyonlarca fikir sunuyor. Her şeye anlam atfetmemek lazım ama şey gördüm. E, Duplantis'in tekniğinde sıkıntılar var diye bir yorum gördüm. <laughs> <laughs> hani duplantısın tekniğine kadar inen bir, Ve ee, bir şey var. var. Başarı <laughs> beklentiyle bağlı bir şey. Ne beklediğine dair. Şimdi mesela eğer Ersu'dan birileri madalya bekliyorsa beşincilik başarısızlık. Hı -hı. Ama Ersu'dan madalya beklemek çok büyük bir gaddarlık. Çünkü biz atletizm tarihinde çok çok az finalde yarışmışlığımız var. Öyle olunca bir kere yarış. Oksijen TV'den herkese merhaba. Olimpiyat konuşmaya devam ediyoruz bu Erten'le birlikte. Peki neden buradayız? Neden sıcağı sıcağına bir yanlış stüdyoya geldik? Olimpiyatın ortasındayız ama konuşacak o kadar çok şey birikti ki bir kaymağını almak lazım. Evet. Ama ne kadar kaymak, ne kadar başarılıyız, Türkiye nerede duruyor, olimpiyatı nasıl izlemeliyiz? Konuşacak çok şey var inan. Evet yani. Bak heyecanlandım. Sen öyle ağır açınca ben de bir anda şey o taşı devam evet, etti. Evet bir anda ilginç bir yerdeyiz. Çünkü her gün madalya tablosuna bakıyoruz. Ve madalya tablosu da şu anda bir gümüş bir bronz yazıyor bizim hanemizde. Tamam bokstan üç tane madalya gelecek şu anda. Renkleri belli değil. Bir tanesinin altın olma şansı var. Diğerinin e, program çekildiği, çekildiği an itibariyle tam renklerini bilmiyoruz. Ama Orada 3 tane madalya geldiği denklemde bile biz 5 madalyadayız şu anda. Dolayısıyla işte atletizmde sırıkla atlamada 2 olimpiyat üst üste finale çıkmamız. Ersun'un olimpiyat 5.si olması. Kuzey'in tarihte ilk defa final yüzmesi. Mükemmel. Mükemmel bu, bir şey. Bunlarla ilgili konuşup belki de nasıl izlememiz gerektiğini ne beklememiz gerektiğini konuşmalıydık ama. Başka bir gündem var. Evet. Güm diye ortalığa düştü. Ve Türkiye belki hani olimpiyatta bizim için tarihin en ilginç anlarından birini yaşattı voleybolcular. Evet yani spor tarihimizin en ilginç başarılarından belki de en sıra dışı başarılarından birinin kıyısındayız şu anda. Voleybolda Çin'i mağlup ederek çeyrek finalde yarı finale yükseldik. Dolayısıyla biz kendi sohbetimizi yaparız biz daha çok konuşuruz burada. Ama istersen çapraz sorguda Burcu Akkemez Dal'a gidelim ve ona voleybolu soralım. Maçın sıcağı sıcağına bakalım neler dedi Burcu. Biz de neler sorduk önce bir onu izleyelim. Burcu yarı finaldeyiz. İnanamayız. Bekliyor muydun diye soracağım. Hadi bunu bekliyordun <laughs> bugün. Ama üç gün evvel bekliyor muydun? Turnuva öncesi herkes bekliyordu. Ya şöyle gerçekten ben Çin'i hiç istemiyordum çeyrek finalde. Çok net. Yani istemiyorum dedim. iki gün sonra rakip Çin oldu zaten. Sen Kork ne istemiyorsan söyle biz ona göre yatırım <laughs> yapalım oraya. Ben şu anda İtalya istemiyorum <laughs> onu söyleyeyim. Ee, yani dün gece böyle bir gece yatarken hep şey diye düşünüyorum yani yenecekler bizi ya evet kötü oynuyoruz yenecekler. Sonra dün gece rüyaya yattım diyeyim ve rüyamda yendiğimizi gördüm. Sabah altında uyanınca dedim ki ya neden olmasın? Yani erkek çeyrek finallerinde inanılmaz geri dönüşler gördük ve işte İtalya ile Fransa... 2-0'dan döndürdü ve adlarını yarı finale yazdırdı. Dedim ki ya biz de yapabiliriz. Yani bir kıvılcıma bakar. Hani bir tempoya girmemize bakar. Sabah kalktığımda inançlıydım ama dediğin gibi iki gün önce kesinlikle e, düşüncem hani biz buraya kadarmış bu sene yapamayacağız herhaldeydi. Peki sırrımız neydi sizce bu dönüşte? Çünkü şöyle bir durum var orada. Yani hem bir takım oyunu var ortada. Herkesin performans verdiği bir bölüm var. Hem de bir Melisa Vargas star performansı var. Hani sırları özetlersek bu galibiyette, bu dönüşte ne oldu? Bence yani grup etabıyla başlayarak e, bu turnuvadaki en büyük sırrımız birbirimizi tamamlamamız. Evet sakatlıklarımız var, eksiklerimiz var. Her oyuncunun performansı en üst düzeyde değil. İşte Evrar'da sıkıntı yaşıyoruz. E, yeri geliyor ilkinde sıkıntı, Zehra'da sıkıntı yaşıyoruz. Yani o top noktada değiliz şu anda. Bir geçen seneki noktamızda değiliz. Hem uyum hem performans olarak. Ama biri giriyor bir şeyler yapıyor. Aksayınca yerine diğeri giriyor. Yani birbirimizi tamamlama özelliğimiz bence bu maçta en üst noktaya geldi. Yani inanılmaz performanslar gördük. İşte Melih'a ile e, derya girdi. Dördüncü sette bir moral oldu toparlandı. Beşinci sete çok iyi başladık. Onun dışında işte Ebrar çıkıyor kenara yerine Hande giriyor. Hande kenara geliyor Ebrar giriyor. Birbirimizi tamamlıyoruz. İşte Cansu sakatlandı yerine Elif girdi. Onun oyun planında Elif devam etti ve iyi bir performans sergiledi. Bence bu, şu anda Filenin Sultanlarının en büyük kozu 12 kişi olarak birbirimizi tamamlıyor olabilmemiz ve bu kozu da Santarelli'nin çok iyi kullanıyor olması. Bir yandan da eksikler de artıyor. Yani bu maçta tarihi bir galibiyete doğru giderken daha da fazla sakat verdik. Ve maç sonunda yani oyuncuların da sahada gösterdiği o tavır, işte beraber ağlamaları, beraber verdikleri röportaj o az önce altın çizdiğiniz şeyi gösteriyor herhalde. Birbirleri için oynuyorlar burada. Evet, yani bence mesela bugün takım tam anlamıyla kaptan Eda için oynamış olabilir ben de kazanmalarını en çok kaptan Eda için istedim. Çünkü belki de Eda'nın bu son olimpiyatı olabilir. Tokyo 2020'de Kore'ye yenildikten sonra Eda'nın gözyaşlarını hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım. O yüzden e, birlik olmak ve hani sağ dışında... Ne oluyorsa olsun, ne yazılıyorsa, ne çiziliyorsa çizilsin. Bu takım birlik olduğu anda işte karşısında A grubunu Amerika ve Sırbistan'ın bulunduğu A grubunu birinci bitiren Çin bile duramadı. Yani inandığımız ve istediğimiz zaman yapabiliyoruz. Ne kadar fiziksel olarak yüzde yüzümüzle oynamasak bile. Duygudaşlık bu takımın ablalarından gelenek aldıkları bir şey değil mi? Bu takım yani kadın voleybolu Türkiye'de tarihi boyunca aslında bir misyonu bu sefer başarılarla devam ettiriyor. Bunlar birbirlerine sadece bir takımdaşlıkla bağlı insanlar değiller gibi gözüküyor. Doğru mu? kesinlikle doğru. Ya yani mesela şöyle bir şey var, mesela o da beni çok duygulandırdı. Ee, i̇şte İtalya maçında Ebrar'ın e, istenen yani bizim istediğimiz kadar süre almaması, sonrasında Santarelli'nin işte formda değil, o yüzden ben oyuna sokmadım diye açıklama yapması ve bunun üzerine Ebrarı savunan ve Ebrar'ın üzüntüsünü anlayan bir gözde kırdar ve attığı bir post mesela beni inanılmaz derecede duygulandırdı. Çünkü neden o yoldan gözde de geçmiş ve Ebrar'ın bir şeyleri yapabileceğini biliyor, formda olmasa bile takıma katkı sağlayabileceğini biliyor ve onu e, motive tutmaya çalışmak için ablası olarak böyle bir işte tweet post atıyor. Mesela yani bu da şey değil mi takımdaşlık, abla kardeş ilişkisi ve birbirini her zaman ve her yerde destekliyor ve Motive ediyor olmak. Bence böyle bir şey. Yani bu takımın en büyük özelliklerinden biri de bu zaten. O zaman görüntüyü terse çevirelim. Peki. Sadece beş gün önce öyle bir tartışmanın ortasında kaldı ki bu voleybol milli takımı. İtalya maçından bile önce. Evet. Yani ilk maçtaki aksak, aksak oyun, arkasından bir aksak oyun daha. Sonra İtalya maçının hemen sonrasında. Ben o zaman şeyi anladım. Gerçekten voleybol ülkesiyiz. Çünkü voleybolu da futbollaştırıp futbol gibi tartışmaya başlayıp Birbirimizi itham eden, sporcularımızı zor duruma sokan bir atmosfer. Bunlardan etkileniyorlar mı? Evet. Tüh. Çok etkileniyorlar. <laughs> Tüh ya. Çok e etkileniyorlar değil ya mi? Maalesef bir kere kadın olduğunuz zaman daha yani duygusal bakıyorsunuz her şeye. E böyle bir ortama alışık değiller. Bu kadar göz önünde olmaya, bu kadar popüler olmaya. Hani yaptıkları her şeyin bir tarafa çekilmesine de alışkın değiller. Hani ne bileyim Türkiye'deki futbolculara dönüp baktığımızda onlar alışkın. Ee, ve ona göre de bir hayat tarzları var bazıları dikkate alıyor bazıları almıyor kendi psikolojilerini bir şekilde ayarlayabiliyorlar. ama bizim kızlarımız buna alışkın değil yani başarı geldiği zaman biz en çok bundan korkuyorduk ve korktuğumuz başımıza geldi yani gerçekten grup etabındaki performansların yüzde altmışının sebebinin ben psikolojik baskı ve gördükleri o negatif yorumlar ve e, enerji olduğunu düşünüyorum yani biz pozitif bir spor. Ya yani, voleybol pozitif bir spor çünkü temas yok. Biz kavgadan beslenmiyoruz, biz pozitiflikten yaptığımız güzel hareketten, başardığımız güzel şeylerden besleniyoruz. Ama maalesef bizim ülkemiz pozitiflikten beslenen bir ülke değil ee, ve bu da voleybolun içine sıçramış durumda. Hani bir şekilde bunu savaşarak kazanıyor olmamız lazım. Yani şu anda kazandığımızı gördük yani kızlar. Ama ha bu süreçte kim bilir neler yaşadılar, ne kadar moralleri bozuldu ne kadar ağladılar üzüldüler bunu bilemeyiz ama bunu stres yaptıkları ve kafalarına taktıkları çok net. Ki diğer taraftan hani futbolculara göre çok daha fazla online oldukları için ve daha fazla karakterlerini ortaya koydukları için de galibiyette ortaya koydukları o karakter mağlubiyette onlara karşı bir koz olarak da evet, kullanıldı. Evet, yani sonuçta çok rahat daha rahat paylaşım yapıyorlar. Yani futbolcuların çoğu menajerlik ajanslarıyla çalışıyor. Basketbolcuların çoğu öyle çalışıyor. Voleybolcular da çalışıyor ama voleybolcuların üsluplarını mesela hep sosyal medyada daha fazla yansıttıklarını görüyoruz. Bu dönemde o kadro kurulumundan itibaren yaşanan tartışmalarda sürekli negatifi de gördüler onlar da yorumlarda evet. ve muhtemelen sizin söylediğiniz gibi çok etkiledi bu da. Evet, gerçekten çok etkiledi. Yani birebir içinden bildiğim için çok etkiledi. Etkilemiş olmasına rağmen hani şu anda olimpiyatta yarı finaldeyiz. Bir de etkilemeseydi ne olurdu? Onu bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Evet, Kızlar neyse yani dışarıda neyse sosyal medyada da o. Çok fazla kariyerlerini yönetme anlamında evet yardım alıyorlar ama bence belki de bu olimpiyat ve olimpiyat öncesi onlar için bir e, öğrenim süreci oldu. Biraz daha dikkatli hareket etmeleri gerektiğini, biraz daha hani her akıllarına geleni belki de sosyal medyada paylaşmamaları gerektiğini, herkes bütün gözlerin onların üstünde olduğunu hala onun farkında değiller. Yani hala bizim o küçük voleybol dünyamızda olduklarını düşünüyorlar. O yüzden de hani içlerinden ne geliyorsa onu yazıyorlar, çiziyorlar. Ee, e bu da bir noktada bir Yer geldiğinde size negatif olarak karşınıza çıkabiliyor. Biraz hani kariyer yönetimi e, ile birlikte biraz sosyal medya yönetimi biraz duruş yönetimi anlamında da bence kızların destek alması gerekiyor. Hala gençler hala küçükler yani evet çok önemli başarılar imza atmış olabilir ama hani kafalar öyle değil. Yani gerçekten hani profesyoneller ama hala amatörler. Yarı finale geldik artık. Ama bir yandan işte derdem için bir parantez açmıştık. Melisa Vargas için de bir parantez açalım istiyorum. Açalım. Çünkü bu ortamda onun pozitifliği başka bir şekilde yansıyor herhalde evet, bu takımda değil mi? Sadece oyunu değil. Yani kaybederken o gülümsemesi, gösterdiği karakter çok farklı bir liderlik ortaya koyuyordu. Aynen öyle. Ben yani ben şu anda Vargas'sız Allah korusun. Bir takım düşünemiyorum. Yani hem skor anlamında hem de o içerideki gülen yüzüyle hareketlere verdiği tepki takım oyuncusuna verdiği destek, işte gidip oyuncuyu yerden kaldırması ya da yapamadığında işte Ebrar'a gidip yapabilirsin demesi, ona bir formül sunması. Mesela bunlar yani gerçekten evet skorer bir oyuncu ama bir takım oyuncusu. Mesela bunu diğer e, Egon'u da mesela göremiyoruz. Yani Egon'un öyle bir özelliği yok. Egon'u kendi işine bakıyor, vuruyor, öldürüyor ya da öldüremiyor, hata yapıyor. Boşkoviç de biraz bu tarz ama Boşkoviç de kötü oynadığında içine kapanabilen bir oyuncu ama Vargas Sonuna kadar yani o gün kaybediyorsa da orada, kazanıyorsa da orada, kendi kötü oynuyorsa da orada, iyi oynuyorsa da orada. Bu bence hani bir takım için evet skorer anlamında çok şey kattı ama hani psikolojik anlamda e, inanılmaz derecede önemli bir katkı. Basket ve futbolda oynayabiliyor mu? E, vallahi düşünürüz, konuşuruz, yani hallederiz. Diğer milli takımlarla da var. bir yapsak <laughs> Son olarak da şunu soralım. Başarının kriteri turnuva öncesi neydi? Şimdi değişti mi? Başarı yarı final miydi? Başarı madalya mıydı? Başarı altın mıydı? Şimdi değişti mi? Çünkü şunu biliyoruz. Gruplardan çıkarken herkes şunu konuşuyordu. 6 tane takım var. Kim kazanırsa sürpriz olmayacak. Evet. Şimdi altıncılık da o zaman bir sürpriz olmayan bir şey demek. Buradan düşüncelerini öğrenmek isterim. Şöyle bugün maçtan sonra Santrelli'nin yaptığı açıklama üzerinden gideyim. Yani takımın hedefi ve bizler yani benim kendi hedefim. Santerelli'nin yaptığı açıklama biz altın madalya için buradayız açıklaması. Ben şunu düşünüyorum. Bizim bu üçüncü olimpiyatımız. Ben şu anda kızlar yarı finalde olduğu için bence başarmış durumdalar. Yani bu kadar sorunlu bir milli takım sezonunun ardından bu kadar dış etkenlerden etkilenen psikolojinin bozuk olduğu bir ortamda gene de başarabilmiş ve yarı final adımızı yazdırabilmiş olmak adımın birincisi. Buradan sonra benim için her madalya rengi inanılmaz derecede büyük bir başarı. Ha finale çıkarsak o zaman gerçekten e, yani tarihi yazmanın ötesine geçmiş olacağız bence Türk Sporu adına. Çünkü hani takım sporu anlamında zaten böyle bir başarı yok. Yarı final başarısı da yok. Böyle bir madalya başarısı da yok. Ama buradaki en önemli şey bence takımın en kötü anda bile birbirlerini destekliyor olması. Beni en mutlu eden şey bu. Yani benim göz maç bitince gözümü dolduran işte ağlamamı ağlamama sebep olan ya da rakibe hırslanmama sebep olan şey bu. Ne kadar psikolojimiz kötü olursa olsun, ne kadar birbirleri hakkında sosyal medyada bir sürü şey okursalar da okusunlar, kesinlikle bir bütün ve bir olmayı başaran tek takım voleybol milli takımı. O yüzden Başardılar. başarmış durumdalar. Evet sen sorularda da söyledin açıkçası biraz voleybol futbol gibi oldu. Ama bizde her spor ana akım medyaya gitti yani ya da TRT'den yayınlandan ya da olimpiyatta olduğundan biraz futbollaşıyor zaten. Spor değil. Bak aynı şekilde açık kalp, açık kalp ameliyatı gösterelim. Tabii. Dördüncü günden itibaren damarı yanlış yerden giriyor abi. O damar öyle değil. Zaten öbürü istedi diye o damar orada diye. Ona başlayacağız biz. Ben dün tabii hani milyonlarca insan milyonlarca fikir sunuyor. Her şeye anlam atfetmemek lazım ama şey gördüm. E, Duplantis'in tekniğinde sıkıntılar var diye bir yorum gördüm. <laughs> <laughs> hani duplantısın tekniğine kadar inen bir, e, bir şey var. Ve bir sıkıntı var. Yani bizim tartışma biçimimiz böyle ve bence Burcu'nun söyledikleri için de beni gerçekten üzen şey kızların bundan etkileniyor olması. Ben çok şunu umardım, umardım. Bunlar yeni kuşak. E, Z jenerasyonu takmazlar falan. Takılmayacak gibi değil değil mi? Tam tersine şu anda zaten sporun en çok çözmeye çalıştığı problem şu. Yani Greg Popovich bile bunu yapamıyor. Sana şunu demeye çalışıyor bütün koçlar. Bu telefona bakma ama oyuncuların hepsi o telefona bakıyor şu anda. Hatta devre aralarında bile sporcuların telefonlara baktığı söyleniyor. Düşünsene devre arasına gitmişsin, Instagram'ını açıyorsun. E, açabiliyorsan, girebiliyorsan <laughs> ve orada sana dair yazılanları görüyorsun. Ve bir anda performansına dair insanların fikirleri senin karşına çıkıyor. Bu 20 sene önce sporda olmayan bir şeydi. Şu an var. Dolayısıyla voleybolun yaşadığı şey aslında şu an biraz voleybola özgü tabii ki ama diğer sporlarda bundan nasibini almaya başladı. Ve kendince böyle bir takım gidiş yolları tayin ediyorsun ya. Bence Önce finalden aşağısı falan neye Hı -hı. göre kime göre yarı final başarı değil abi buradan bilmem. Bu gidiş yollarında herhangi bir içinde içerik olmadan veri olmadan ahkama dayalı bu gidiş yollarında eğer biz gelişme kaydedemezsek bence bunun sonu çok kötüye gidecek. Yani biz kendi kendini yiyen o meşhur o insan insanın kurdudur yerine buna döndüreceğiz ama herhalde tersine bir şey de oluyor. Acayip bir motivasyon mu oluyor acaba bir yandan da. Kızları düşünüyorum. Hocam ee, ben sana gösterin falan mı diyorlar sosyal medyaya? Peki diğer taraftan sana başka bir soru sorayım. Biz başarılı mıyız şu ana kadar olimpiyatta? Yani sen olimpiyata baktığında şu anda başarı kriteri olarak bu olimpiyatta ne görüyorsun bizim? Başarı tam. beklentiyle bağlı bir şey. Ne beklediğine dair. Şimdi mesela eğer Ersu'dan birileri madalya bekliyorsa Beşincilik başarısızlık. Hı. Ama Ersu'dan madalya beklemek çok büyük bir gaddarlık. Çünkü biz atletizm tarihinde çok da fazla final, hele field and track dedikleri atıcılık alanında çok çok az e, finalde yarışmışlığımız var. Öyle olunca bir kere yarışmış, bir daha yarışmış, beşinci olmuş bir sporcuya gidip, ya falan Ferhat'a gidip, sen de geçen de altın al, al, şey madalya almıştın bronzu. Nerede abi beşincilik falan dediğinizde bunlar problem oluyor. Peki ama nedir? Ben şuna bakıyorum. Ee, hani birisi yarıştığında en çok çıkan şeylerden biridir. Season best, personal best. Kendi en iyi derecesini yapmış mı? Sezonun en iyi derecesini yapmış mı? Kendinden beklenen bir şey var. Onu geçmiş mi? Bir sporcunun Hı -hı. tek başarı kriteri budur. Yani Ersu yeniden final koşa, e, yarışabilecek mi finalde? budur başka bir kriter olamaz. Bunu başardığı andan sonra her şey ekstradır. Bir türlü bunu algılayamıyor olmamıza çok üzülüyorum. Bence bunun en büyük mağdurlarından biri Kuzey. Yani 16 yaşında ona 17 olmadan Türkiye tarihinin ilk yüzme finalini yüzüyorsun ve 5. oluyorsun. Ve o dünya rekorunun kırıldığı bir yarışta Hı -hı. yarışıyorsun ve 5. oluyorsun. Yani normal şartlarda e, 8 sıra manşet olması lazım. Ama bizim 8 sütuna manşet olabilmesi için bu insanların artık öyle bir şey de yok tabii 8 sütun nere, manşetlere işte trending topik diyeyim hı hı. daha şeyle. Yusuf Dikeç olması gerekiyor galiba. Yani farklı bir şey yapmak. Böyle bir e, trending olabilecek başka bir şey olmak. Zaten orada şimdi seninle olimpiyat öncesi konuştuğumuzda da şu ayrımı yapıyorduk. Yani bence sporcuların aldığı derecelerle o sporlardan beklenen şeylerle o sporların yönetilme biçimlerini ayırmak lazım. Yani Kuzey'in burada olimpiyat tarihimizin ilk finalini yüzen yüzücümüz, yüzücüsü olması çok önemli bir başarı. Ama bu Türkiye'de yüzme politikalarının yüzde yüz doğru gittiği anlamına gelmiyor. Ersun'un iki olimpiyat üst üste sırıklı atlamada finale çıkması, bir önceki olimpiyatta 10. olup bu olimpiyatta 5. olması ve çıktığı yerin yani 5.85'in aslında normal şartlarda olimpiyat finalinde bronz madalya getiren bir şey olması sırıklı atlamada atletizmin Türkiye'de yönetildiği anlamına gelmiyor. Bunlar bir kıvılcım yaktılar ama önemli olan şey olimpiyat bittikten sonra o kıvılcımı devam ettirebilecek bir sistem ortaya koyabilecek miyiz? Yani Kuzey... Türkiye'de kalıp Türkiye'de okuduğu şartlarda mesela bir sonraki olimpiyatta daha iyi bir performans ortaya koyacak mı? Yani Kuzey Türkiye'de mesela okulu ve yüzmeyi aynı anda iyi şartlarda yapabileceği bir atmosfer sunabilecek miyiz? Yoksa biz bir sonraki olimpiyata kadar Kuzey'i unutacağız. Kuzey, Kuzey'in hocası, Kuzey'in ailesi bir şeyler yapacaklar orada. Amerika'da. Veya Amerika'da. Belki Amerika'da istedikleri bir okula gidemeyecekler. Veya belki istedikleri bir okula gidecekler. 4 sene sonra TRT ya da Eurosport ekranında Kuzey'le biz buluşacağız ve diyeceğiz ki babacığım sen ne yaptın ya 4 senede mesela? 1500 derece nereye götürdün? Aynen böyle olacak. Bence bir başka acıbasız olması açısından da iyi bir kriter de şu. Hiç e, uluslararası başarı kıyası kıyas yapmıyoruz ya. Hı hı. Bize benzeyen bir takım ülkeler var. Mesela Yunanistan neden madalya alacak kadar iyi bir yüzme ekolü geliştiriyor da. Sen geliştiremiyorsun. Yani tesis, imkan, altyapı bunlar için bir ekol Yunanistan yüzmesi eskiden beri oldukları bir şey. Atletizm yani ekol de ne ekolü? 1950'ler, 60'lardan başlıyor bu iş. Bunlar da senin Büyükada'da adada e, yıllardır e, kocaman su sporları merkezlerin var. İstanbul'da yüzme ihtisas var, bilmem ne var. Senin de bir yüzme ekolün var eğer ekolü yapacaksak. Bunlara bakmadan yani diğer ülkelerle, kendine benzer ülkelerle de karşılaştırmadan başarıları müstakil bir başarıymış gibi gösterme imkan yok. Ama bence yanlış bir yerden de şöyle bakıyoruz. Ya ortada bir başarı yok zaten. Yani aslında bakarsan yani beklenti 15 diye anlatmadılar mı bize? Ya 10 madalya 10 15 madalya arası da gidiyordu. İşte orada sorunumuz şu. Karate'nin bu olimpiyatta olmaması zaten bir önceki olimpiyatta 3 madalya aldığımız bir branşın olmadığı anlamına geliyor. Ama onu, onu biliyorlardı. Evet. 10 15 derken bunu da biliyorlardı. Mesela güreşte Rıza Kayaalp'in zaten yasaklı maddeden dolayı gelmediği bir denklemde taha üzerine odaklanmıştı zaten her şey. Şimdi tekvando mücadeleleri daha yeni yeni başlıyor ikinci haftanın sonunda. Judo'da bir başarı gelmedi. Yani judoda başarıya yaklaşıldı ama gelmedi. Ee, okçulukta bireyselde başarı gelmedi. Takımda bir bronz madalya geldi. artık jimnastikte. Bir önceki olimpiyatta bronz almıştık. başarılı yani. olduğumuz alanlardan biri. Avrupa ve dünya şampiyonluklarımız var oralarda. İki tane final gene oldu. İki final yaptık ve iki beşincilik aldık. İşte orada ayrımı şuradan yapmak lazım. İddialı olduğumuz, ekol olduğumuz alanlarda madalya alamıyorsak... Bu diğer alanlara göre onların daha farklı şartlara tabi tutulması anlamına geliyor. Çünkü jimnastikteki bir beşincilik, atletizmdeki beşincilik, yüzmede beşincilik biraz haltere, güreşe, boksa, tekmandoya, karateye göre daha farklı Türkiye'de işlenmeli ve üzerine düşünülmeli. Bunları nasıl kriterler üzerinden ele alacağımızı bilmiyorum. Yani mesela sence olimpiyattan sonra bu federasyonlar oturacak, toplanacaklar ve şunu konuşacaklar mı? Ya biz ne yaptık? Neyi daha iyi yapabilirdik? Nerelerde yanlış yaptık? Kısa bir cevap ister misin? Hayır. İşte. Çünkü gerçeklik böyle bir şey. Bu bu panometrelerle yürümeyen bir spor yönetimi var. Ama olimpiyatın genelinden zevk almayla ilgili ben sana başka bir konuyu başka bir yere çekeyim. Şimdi ben olimpiyatı çok içindeyim Eurosport yüzünden. Tabii. Sabah kalkıyoruz Eurosport'ta e, en abi yani dün kayak kayak e, cross diye bir şey var ya. E, birbirlerine vura vura kanoda e, şey yapıyorlar. Vura geçe madalya alıyorlar falan. Onu böyle tezahüratlarla izleyen insanlar falan ben içindeyim belki göremiyorum. Bana çok zevkli bir olimpiyat gibi geliyor. Sen o kadar içinde değilse yani. Sen dışarıdan izliyorsun. Her gün program yapıyorsun hmm. ama eminim ki sabah 9 akşam 12 mesaisi yapmıyorsundur. Arada yapıyorum. Yapıyor musun? O evet sabah 7 de gece, de o, gece 3 yapıyorum. O zaman <laughs> sen de onlardan bir değilsin. ama sana nasıl geliyor peki? Ya iyi geliyor tabii ki ama yani sporun izleniş ve algınış biçimiyle ilgili şöyle bir sorun oluyor tabii ki olimpiyat ilerledik. Şimdi olimpiyat başlıyor. Herkes önemli olan mücadele, önemli olan katılmak demeye başlıyor. Zevk almaya başlıyor. Fakat birinci haftanın sonuna itibaren bir birikme başlıyor insanlarda. Ve mesela işte bu Ersu, Kuzey ya da Ferhat gibi başarılarda bile ya biz niye teşekkürler Türkiye ülkesi olduk demeye başlıyorlar. Ama bunun dışında şunu çok görebiliyorum. İşte ben o dört yıl ayrımını ondan yapıyorum. Mesela bir masa tenisi maçı izliyorsun akşam saatlerinde denk geliyorsun. İşte Sibel Altınkaya 61 yaşındaki bir Lüksemburglu sporcu karşısına çıkıyor. Çin asıllı Lüksemburglu sporcu karşısına çıkıyor. Olimpiyatın en önemli hikayelerinden de biri. Evet ve mağlup oluyor ona. Şimdi bu eleştirilebilecek bir şey. Sonuçta sporcular eleştirdiğine azade varlıklar değillerdir. Yani sadece federasyonlar eleştirmeli demiyorum. Ben genelde takım elbiselerinin eleştirilmesi yanlısıyım ama sporcular da tabii ki eleştirilecek. Ama Beş dakika önce masa tenisi izlemeye başlayan insanlar bir anda mesela Sibel'in eşinin antrenör olmasını görüp ya siz oraya tatil yapmışsınız demeye gidiyor. Veya voleybol takımının kadrosu kuruluyor. Onlara diyorlar ki siz şöyle kadroyu kurdunuz. Yüzmede 2 e, çift Sporcu oradan iki alınıyor. Profesyonelliğe yakışır, yakışır, mı, yakışır diyor. mı? diyor? Şimdi bunlar sıkıntılı tabii ki. Yani bu bizim işte spor izleme kültürümüzle alakalı bir problem olduğunu işaret ediyor tabii ki. Ama ya bu sadece sporla kurduğun ilişkiyle alakalı değil. Yani bunu hep söylerler ya sosyologlar ya da başka şeyler. Sonuçta sen trafikte neysen sporda da aynı şey oluyorsun. Yani dolayısıyla yani trafikte bu kadar sinirlenen insanların spor izlerken de arkadaşlar önemli olan ka işte katılmakta deyip böyle yeni bir baron kuberten heykeli yapmayacağını biliyoruz. Zaten. Elinde çekiç varsa her şeyi çivi gibi görmeye devam ediyor. Meta Gazoz'u takım şeyinde Mete abi eski takımı da aşağı çekti falan kadar geldi ama. Mesela şey yorum var ya, arkadan konuşuyor sporcunun şeyini bozuyor. ya yani onlar bin kere <laughs> prova etmişlerdir onu. <laughs> hani Mete'nin arkadan konuştuğu denklemde neler olduğunu neler olmadığını. Hani bunların çalışılan üzerine kafa yorulan şeyler olduğunu bazen unutuyoruz. Yani o gün onlar da bizimle birlikte televizyonu açıp veya o alana gidip oynamış gibi hissediyoruz. Ama çok negatif bir yerden gittik. İstersen Paris'teki havayı alalım. Şimdi bence ona gelelim. Çünkü Başka bir olimpiyatta izlediğimiz kesin. Hı hı. Yani şirket Furkan Erbay bizim alandaki temsilcimiz. Olimpiyatın referans noktası. Bakalım neler söyleyecek. Herkese merhabalar Paris'ten. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Kısa bir özet geçmek istiyorum şu ana kadar olanlarla ilgili. Öncelikle geçtiğimiz hafta ve bugün yapılan yarışmalarla ilgili bir özet geçeyim. Dün tabii çok büyük bir heyecan yaşadık Ersu ile birlikte. Buraya gelirken atletizmde Türkiye takımından en fazla beklenen beklenti olan isim de Ersu ve bunun karşılığını verdi. E, olimpiyat beşinciliği elde etti. Türkiye'nin atletizm tarihindeki en önemli başarılardan biri bu olimpiyat beşinciliği. 5.80'de çok kritik bir eşik vardı. Orayı ilk hakkında geçince açıkçası madalya gidebileceğini düşündüm ben ama rakipleri de çok iyi atladı. Örneğin hiç formda olmayan Sam Kendricks 5.95'i ilk hakkında atladı ve tüm hesapları bozdu. Ama yine de Ersu çok harika, çok iyi bir yarışma geçirdi. bence bu oyun, oyunlarda madalyasız yarışmacılar arasında oyunlara damga vuranlardan biri oldu Ersu Şaşma. basit toplantısından önce Mixon'da gördük Ersu çünkü, çünkü basit toplantısında sadece madalyalıları alıyorlar. Orada da daha 24 yaşındayım. En azından iki olimpiyatın daha olacak. 10. başlamıştım, 5. oldum. Artık bir sonraki olimpiyatta madalyaya gideceğim dedi. İki olimpiyat daha kafasına takmış durumda. Ee, görüldüğü kadarıyla Ersu Şaşma. Onun dışında Buse Savaşkan'dan sürpriz bir final gelmişti kadınlar yüksek atlamada. Türkiye'nin diğer final favorisi Tuğba Danışmanızı buraya zaten sakat geldi. Tuğba sakat sakat atladı ki sanıyorum bir 5-6 gün sonra ameliyat olacak. Ee, sakat haliyle de 13.97 ona final için yeterli olmadı. Onların dışında bugün itibariyle belki akşam da yarı finale çıktı. Ee, muhtemelen finale kalamayacak ama burada yarı finale kalarak önemli bir iş başardı. Henüz yani 22 yaşındaki belki akşam onu da atletizm notları arasında ekleyelim. Boksta Buse Nas Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Esra Yıldız madalyaya gidiyor. Madalyayı garantilediler. Ee, Hatice Akbaş finale çıktı. Buse Nas da muhtemelen bugün finale yazılacak. Türkiye boksan 3 madalya alacak. Belki daha fazlasını bekliyordu bazı otoriteler ama bence 3 madalya iyi boksta. Sadece burada bu sene sürmeneli olimpiyat şampiyonu bu sene çeyrek finalde elenmesi var tabi alacağımız notlar arasında. Cimnastikte 2 olimpiyat 5.liği var. Benim cimnastiğe gitme fırsatım olmadı buradaki yarışmalarda. Ama arkadaşlarımız gitti. Çok iyi yarışmalar geçirdiğini söylediler. Adem Asil ve Ferhat Arıcan dün alet finalleri vardı. Orada olimpiyat 5.liği elde ettiler. Ferhat Arıcan bildiğiniz gibi cimnastik tarihinde Türkiye'nin ilk madalyasını getirmişti. Burada da bir sakatlığına rağmen yine de iyi yarıştı ve olimpiyat beşinciliğini elde etti. Judo da kanımca başarısız bir şampiyona geçirdi Türkiye. Ye. Buraya en kalabalık kadrosuyla gelmişti. Ve özellikle Mihail Zigang başta olmak üzere ve Kayra Özdemir ikisinin birinden bir madalya bekliyordum ben. Ama judoda 7 sporcudan yalnızca bir beşincilik çıktı. O da iki beşincilik çıktı. Kayra ve Salih. işte de yarı finale kaldılar ama madalya maçlarını alamadılar bu açıdan bakarsak bir de takımı tabi hesap edersek 8 yarışmada madalya çıkaramadı judo. Bence daha iyi olabilirdi. bir de tabii ki Türkiye'nin en önemli olimpiyat sporcularından birisi, takımın yıldızlarından birisi Mete Gazoz'un takımla birlikte aldığı madalyadan sonra herkesin merakla beklediği bireysel maçları vardı. Bireysel müsabakalar 4 Ağustos pazar günü yapıldı burada. Çok kalabalık bir seyirci ve Koreli ve Türk seyirciler arasında bölünmüş bir tribünde yapıldı. Çok güzel bir atmosferdi Anvalit'te. Ama Mete Gazoz bir türlü şansının tutmadığı 4 kez dünya şampiyonu Kim Bujin'e kaybetti. Ee, yarı çeyrek final maçında. Kim Bujin daha sonra kariyerindeki tek eksik olan olimpiyat altını da kazandı. Brady Ellison'ı mağlup etti finalde. Mete ile yaptığı o müthiş yarı final maçı da çeyrek final maçı da burada akıllarda kaldı. Böylece Mete Gazoz 3 kategoride yarıştı buradaki müsabakaları. Erkekler takımda aldı gümüş madalyayı tamamlamış oldu. Mete'den söz açılmışken tabii genç Berkim'den de söz etmeden olmaz. Berkim de burada ilk kez katıldığı böylesine büyük bir şampiyonada. Daha önce sadece bir dünya şampiyonasına katılmış bir sporcu Berkim. Ama çok iyi yarıştı ve round 16'da Brady Ellison'a, olimpiyat ikincisi Brady Ellison'a kaybetti. Şu ana kadar yapılan müsabakalardan notlarımız bu kadar. Son kapatmadan önce arkamda görmüş olduğunuz bir numaralı arenada biraz önce Türkiye takımının maçı vardı oradaydık. Ve zorlu bir mücadelenin ardından dünya devlerinden Çin'i 5 sette mağlup etmeyi başardı milliler. Bir set geriden gelip gerçekten sıkı bir maç oldu. Bakalım onlar da ikinci haftanın sonuna doğru madalya kazanabilecekler mi? Böylelikle adını son dörde yazdırmış oldu. Ee, voleybol milli takımı. Tekrar görüşmek üzere. Evet şirketi dinledik burada. Paris'ten onun notlarını aldık. Bizim kafilemiz üzerinden notlarını aldık. Ama ilginç bir olimpiyat. Yani biz seninle olimpiyattan sonra oturup mesela şunları konuşacağız. Yani Leon Marşan nasıl yüzmeyi domine etti? Remco Evanopol bisiklet tarihinde hiç yapılmayan bir şey yaptı. Bak iki tane bu iki branşta hakikaten hiç olmayacak bir şey oldu. Ne? Zamana karşıyla yol yarışını kazandı aynı olimpiyatta aynı seansta aynı akşam seansında kurbağayla kelebeği kazandı yani bak kurbağa başka şeylerle bir arada olmaz kurbağa şeyin de ee, Michael Phelps'in de dalı değil Yani kurbağa ile kelebek olacak işler değil ve yani. aynı akşam bunu yapabilmesi inanılmaz yani aynı olimpiyatta yok bu Aynı akşam Leon Marşan bunu yaptı. Remco senin söylediğin gibi kadınlarda daha önce yapılmıştı yol yarışı zamanına karşı ekibinde. Ama erkeklerde yoktu mesela. Ve Remco Evanopol geldi. Belki de spor tarihine ikonik fotoğraflarından birini verdi. Sen Yusuf Dikeç dedin. Hani Yusuf Dikeç'in pozu zaten en önemli pozu oldu olimpiyatın. Remco'nun pozu inanılmaz. E diğer tarafta bakıyorsun artistik jimnastikte de Simon Biles ve Jordan Chiles'ın Rebecca Andrade'nin önünde böyle saygıyla eğildiği poz. Şimdi Leon Marchand'ı görüyorsun. Tedirinleri görüyorsun. Simon Biles'i görüyorsun. Tedirinler de inanılmaz diye. Ya. Yani inanılmaz. Yani hem takımı, hem en bireyseli e, iponla kazanmak onu da böyle bir son hareketle yapmak inanılır gibi değildi ya. Böyle söylerken tüylerim ürperiyor ya. Ve Fransızların da modu yükselmiş. Bu 2012'de de olmuştu biliyorsun. Yani 2012'ye giderken de İngilizler diyordu ki yani olimpiyat abi. 2012 bittikten sonra İngilistan, Britanya en büyük sembollerinden biri oldu onlar için. Fransızlar da olimpiyata şu an olumlu bakmaya başlamışlar. Çünkü madalya tablosu çok iyi gidiyorlar. Kahramanları çok güzel işler yaptı. Ama açılıştan itibaren sen Fransa ile olimpiyat ilişkisini nasıl buldun? Onu sana sorayım genel olarak. Görmemişin olimpiyatı olmuş. Ee, her tarafta da onu göstermiş gibi bir önce bir bakış açım vardı. Hı hı. Yani bir kere açılışın azameti, açılışın ee, bakış açısı. Açılış çok şeyi tartışmaya yol açtı ya. Hı hı. Bence temel tartışma konusu şu. Açılış Fransız tarzının size nasıl bir şey olduğunu göstermek için özel olarak tasarlanmış bir açılıştı. Bence sporla olan bağlantısıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntısı vardı. Yani spor sporcu sporcuyu öne çıkarma. <laughs> Onu bir yere koyalım. Onu ne kadar koyabiliriz bilmiyorum ama şunun çok doğru olduğundan emin olamıyorum. Kendi dünya görüşünü konuyla konudan bağımsız olarak bir yerlerde teşhir ettiğinde konudan bağımsızdan bahsettiğim şey spordan bağımsız bir şekilde <laughs> teşhir ettiğinde bir içtihat kapısı açıyorsun. Nedir? Ben de böyle görüyorum diyen başka biri çıkabilir. Yani başka bir dünya görüşü de o dünya görüşünün tam tersi bir yerden, spora da dokunmayacak bir yerde. Bir tek yadırgadığım benim bu oldu aslında açılış töreniyle ilgili. Neden bunları söylüyorum? Mesela güçlü bir e, toplumsal cinsiyet mesajı verilecekse, sporda bunun karşılığı çok vardı. Onların hiçbirini görmedik. Ben Navratilovayı görsem. Billie Jean King'in görsem, burada onlarla ilgili bir dünya kurulsa, yani onlar da var dene, denecekse onun sporla bağlanırsa, bunlardan daha çok etkilenirdim. Mesela büyük sporcuların meşaleye yakma töreni sırasında orada onların da görünüyor olması. Yani Navratilova, Serena Williams kadar önemli bir karakterdi. İki tenisçi olacaksa biri Navratilova olabilirdi mesela. Oradaki şeylerle ilgili biraz kafam karıştı açıkçası. Ama sonrasında, şunu gördük hakikaten stadyum dışına çıkartmak çok iyi bir kararmış. O görüntüler ne? Yani e, arka önünde bisikletin var. Arkada Eyfel. Şöyle ellerini açmışsın. Tarihin en iyi fotoğrafı olabilir o. Remco Venepol'un fotoğrafı. İnanılır Zaten gibi Zaten yani Los Angeles'lar şimdiden şey diyor. Biz nasıl mücadele edeceğiz? Yani Hollywood tamam. şu an şey diyor. Yani biz Paris'te nasıl mücadele Yani Brisbane'a <laughs> gitmiyorum bile. Brisbane'de oturup ağlaması Tabii. lazım. İki yani. tane yeni dünya. İki tane yeni dünya eski dünya ile nasıl mücadele edecek? Eski dünyanın bütün o haşbittiyle. Ya eskrimde salonu görüyorsun, Envaliti görüyorsun, arkada bilmem ne de nehirin üzerinde yüzülüyor falan çok havalı olmuş. Yani hakikaten bir Fransız. Ee, şıklığı olmuş yani. Hem Fransız şıklığı oldu bir de yani senin başta söylediğin şey Fransızlar zaten tartışmayı ve tartıştırmayı da çok sevdikleri Bayılır. için açılıştan sonra bir de arkasından işte Fransız sporcuları inanılmaz performans gösterdi. Sonra Novak Djokovic işte Golden Slam'ını tamamladı. Duplantis kendi şovunu yaptı. Dream Team çok iyi başladı. Ya Fransızlar için de her şey çok iyi gidiyor o anlamda. Yani açılıştaki o tartışmada biraz onların da tadı kaçmış gibiydi. Gerçi Macron bu Fransa işte buna biraz alışın tarzında bir ifade bulundu ama şimdi onların havası da çok yerine gelmiş gibi görünüyor. Sanki sporun artık bunları doğuramayacağı bir çağa gidiyoruz gibi konuşuyorduk ya. Hı hı. Yani sadece bir program öncesinde ne diyorduk? Artık o büyük makro anlatılar, büyük anlatıların dönemi bitti. Sporcuların önderlik ettiği bir olimpiyat dünyası var. Onların performansıyla kaim olacak bir dünya çizilecek. Önce Fransa bizi tekzip etti. Yok arkadaşım ideolojik bir dünya vardır ve biz spora bunu giydiririz dedi. Hı hı. Üstüne sporcular da pek çok alanda kendi içinde kalmayan bir başarıyla. Mesela Lies da Duplantis'in birbirine o şakalaşmaları birbiriyle öyle onları yapabilmeleri böyle bir hava oluşturup sanki bütün olimpiyat bir takımmış hissiyatı geldi bana. Ee, özellikle Andrade ile şeyin Biles'ın Biles o o bir, onlar aile ya çok belli. Yani jimnastikçiler yani aile yani. Onlar en büyük rakip ve en büyük kardeş aynı zamanda. Çünkü ne dünyada olmaz. onların ne yaşadığını onlardan daha iyi bilen en çok bilen insan diğer insan zaten. Ama tekzip etmişken tekzipten devam edelim. Çünkü bir toplumsal cinsiyet tartışması var ortada şu anda. Haklar üzerinden bir tartışma var ve beni en azından bunun Türkiye'deki algılanış biçimiyle ilgili rahatsız eden bir taraf da açıldı orada. Çünkü yani biz bu dünyanın içindeymişiz gibi tartışmayı çok seviyoruz. Hani Fransa'daki toplumsal cinsiyet tartışmaları ya da Amerika'daki toplumsal cinsiyet tartışmaları ama biz Türkiye'de LGBT haklarının insan hakları olarak görülmediği bir yerde yaşıyoruz. Kadın haklarının da insan hakları olarak görülmediği bir yerde yaşıyoruz. O yüzden bu tartışmalara i̇nsan dalarken da çok insan hakları. İnsan hakları gibi yani. görülmedi. O yüzden bu tartışmalara dalarken sanki biraz böyle bazen nerede yaşadığımızı unutuyor gibi hissediyorum. Zaten iki tartışma olmuyor mu? Bir böyle çok üst düzey sanki hani ee... Toplumsal cinsiyet çalışmaları merkezi Soasta, evet. Londra'da, e, onları konuşan bir, bir, bir var. dünya var orada acayip kavramlar, törfler bilmem onlar gezinip duruyor. Bir de öbür tarafta hani hakikaten sokağın bir tartışması var ki evet, nefes almaya çalışan bir grup insan var bir tarafta da. Şimdi biz orta olduğumuz için tabii tartışmayı biraz daha uzak taraftan izliyoruz. Ama medyanın bu konuyu işleme biçimiyle alakalı çok güzel bir ders var bence burada. Çünkü e, konunun kendisi ikircikli olmakla birlikte boksta mesela bizim kadınlar boksunda çok net gördüğümüz ve Türkiye'de şu anda olimpiyatın en çok tartışıldığı bir alan var açık söylemek gerekirse. İki tane boksör üzerinden yani Cezayirli İman Halif üzerinden ve Tayvanlı Yuli Ting üzerinden bir tartışma var. Çünkü neden? 2020 2022 ve 2023'te IBA yani Uluslararası Boks Federasyonu onlara dair bir şüpheye düşüyor. Ve diyor ki bu boksörler kadın olmayabilir, bu boksörler trans olabilir gibi bir şüpheye düşüyorlar. 2023 Dünya Şampiyonası devam ederken sporcu yarı final karşılaşmasını kazandıktan sonra cezayirli boksörü men ediyorlar. Ona yaptıkları test üzerinden. Hatta testi de Yeni Deli'de yapıyorlar. Daha önce de İstanbul'da bir test yaptıklarını söylüyorlar. Ve IBA zaten IOC ile birlikte yani Thomas Bach ve yönetimi ile birlikte en çok çekişen e, federasyon. Başka sebeplerden dolayı Thomas Bach ve Uluslararası Olimpiyat Federasyonu'nun lisansını yırtıp atıyor. Diyor ki siz artık benim temsilcin değilsiniz ve ben boks mücadelelerini kendim yapacağım diyor. Ve gelinen noktada, IBA diyor ki kadınlar boksunda mücadele eden Taylandlı boksör ve Cezayirli boksör orada yarışmamalı diyor aslında. Ama siyasi gerekçelerle orada yarıştırılıyor diyorlar. Evet. Yani diyorlar ki dünya bize yeni bir anlatı sunuyor. İşte açılışta gördüğünüz anlatı devam ediyor. Dünyayı farklı bir yere giden global bir komplo var burada. Bu iki boksör de bunun uzantısı. Thomas Bach ve IOC de diyor ki ki iki tarafında temiz olmadığını burada ifade etmek lazım. Onlar da diyor ki yapılan testler doğru şartlarda yapılmadı. Biz kendi boksumuzu burada yapıyoruz. O yüzden bu sporcular devam etme diyorlar. Bu konu eder neler düşünüyorsun? Valla çok karışık. Çünkü hı. bizim tartışma biçimimizle konunun kendisi bazen e, ciddi anlamda bir yol ayrımına giriyor. Ve ondan sonra da geri aynı yola dönemiyoruz. Yani mesela Cezayirli'de trans olmuş falan. Cezayir açıklama yapıyor. Trans ameliyatı diye bir şey bizde mümkün değil. Hı hı. Onların trans olmasına imkan yok. Önemli değil. Biz transları istemiyoruz. Ha, önemli değil dediğinde çıktığın yol... Artık geri dönülebilir ve tartışmaya döndürülebilir olmaktan çıkıyor bu sefer. Artık yeni bir şey tartışmaya başlıyorsun. Oysa tartışmanın kendisine geri döndüğümüzde çok ciddi bir e, değerlendirme eksikliği görüyoruz hep beraber. Yani hepimizin ortak karar vermemiz lazım. Gerçekten kromozomlar bu işi ne kadar etkiliyor? Hı hı. Ve e, yönelimler ya da tercihler bu işin ne kadar parçası olabilecek? Birisi tweet atmıştı çok hoşuma gitti. Ya Lebron da yanlış anlama ama sen de hı. iyi bir Lebron. Lebron da bana bir yaratık gibi geliyor demişti tırnak içinde. Yani Lebron'u görünce de ben bir güç dengesizliği ve görünce de bir güç dengesizliği bir yapı dengesizliği görüyorum. Bunu ondan nasıl ayırt edeceğiz ki? Demeye getiriyordu. Şimdi bir yandan da böyle bir tartışma var. Ama bu tartışmaların sağlıklı yapılabilmesi için öncelikle şu ön yargılardan temizlenmiş steril bir alan olması lazım. O da bizim lise problemleri gibi oluyor. Hani ısı ve basıncın olmadığı ısı var basınç var bu tartışmalar var. Ve bunun bu pirinci ayıklamak çok zor gibi geliyor bana. Ki zaten orada şöyle bir problem var. Yani IBA aslında burada kadın haklarını koruyan bir pozisyonda olduğu için bunu yapmıyor. Yapmıyor tabii. IBA kendi çıkarları için bunu tabii. düşünüyor. Çünkü IOC ile olan çatışmasında evet, temsiliyetini kaybetti diye buna bakıyor. IOC bakıyorum. World Boxing ile yani başka bir federasyonda çalışabilir bundan sonra. Dolayısıyla IBA'nin kendi meşruiyetini ve kendi gücünü kaybetme ihtimali var. Fakat... Bu onların söylediği her şeyin yanlış olduğu anlamına da gelmiyor. gelmiyor. IOC'nin şöyle bir problemi olmuş burada anladığım kadarıyla benim. Şimdi IOC'nin aslında atletizmde bir kural seti var. Doğru. Yüzmede bir kural seti var. Orada diyorlar ki erkek ergenliği geçiren bir sporcu kadınlar yarışması için alınamaz diyorlar. Ve orada işte bu Kastar Semenya davasından Aynen. itibaren biliyorsun yüksek testosteron değerleri yani yüksek hormonal değerler ölçüldüğü zaman atletizmin, yüzmenin pek çok dalında yarıştırılmıyor sporcular zaten. Fakat boksa Box'ta dair yok. böyle bir kriter yapmadı. Şimdi IOC işini yapmıyor. Sadece boksa değil, güreş, boks onların hiçbirinde yok bunların. Evet. Bu ring sporlarını ihmal etmişler. Ya şimdi IOC işini yapmıyor. ...IBA'de işini yapar gibi görünüp... ...bunu başka bir pencereden sunmaya çalışıyor. E bütün bunların ortasında da bir dünya... ...o iki tane sporcunun üzerine gidiyor. Şimdi burada konuyu tartışırken... Prensipler, kurallar ve o kural setleri üzerinden tartışmamız gerekirken bir tane Cezayirli boksörün, bir tane de Tayvanlı boksörün sürekli fotoğrafları ve kimlikleri ekrana fırlatılıp onlar üzerinden bir nefret kampanyası yürütüyor. Ve kimler en katılıyor? Kimler? Sadece Türkiye'ye özgü bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet, şey. Yani JK Rowling katılıyor. Yani artık kimler bu işin bir parçası olmaktan e, utanç duymaları gereken bir takım insanlar da bu işin parçası oluyor. Veri yok bilgi yok. Bütün bu süreç yok. Bunların ortasında böyle bir mağdurlar dünyası var. Hı hı. Boksörler yenilen boksör X yapıyor. Hayır bu bizden değil demek için. Ona acınma duygusu başlıyor. Bu ülkelerin şunu da tartışabilir miyiz acaba? Bu ülkeler eğer Tayvan ve Cezayir olmasaydı bu tartışma böyle olur muydu? Olmayabilirdi. Yani aynı aynı şey Kastar aynı için de geçerli. Kastar aynı Amerikalı bir atlet olsaydı mesela Aynı şey olur mu? Aynı şeyler olmayabilirdi. Açıkçası o yüzden çok zor bir tartışma bu. Ama dediğim gibi ben burada IOC'nin bir net set belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani pek çok alanda bunu belirlediler. Dediler ki evet işte belirli. İyi bir kriter. Evet. Yani erkek, ergen erkekliği de iyi bir kriter. Evet. Hormon da al... testosteron hormonu da iyi bir Çünkü veri. orada çok ciddi bir e, dezavantajı. Yani orada Lebron James ya da Michael Phelps'in erkeklerde yaşattığı atmos e, avantajdan çok daha farklı bir Tabii. avantaja sahip oluyorlar kadın sporculara karşı. Dolayısıyla yüzme ve atletizmde bu setim var. Şu sporda bu setim var. E bu niye boksta yok? Bu niye güreşte yok? Dolayısıyla federasyonlar işini yapmıyor ve bu sporcuları insanların önüne atıyorlar. Bu da Türkiye'de nasıl yankı bulunuyor abi? Bu sene sürmeneli Taylandlı bir sporcu eğleniyor. O sporcuya dair geçmişte hiçbir tartışma konusu yok. Ne IBA bir şey demiş ne IOC bir şey demiş. Bizim bir grup medya çalışanı da başta olmak üzere insanlar o Taylandlı sporcunun fotoğraflarını koyuyorlar. Bir erkeğe yenildik diye tweet atıyorlar. Mesela. Ve artık demin söyledim ya öyle e, sapıyor ki yollar. Artık neyi düzelteceğini şaşırıyorsun. Evet. Hani bu meşhur hikayedir ya dervişin bir tanesi çölde e, şey bir adama rastlamış meczupa. Meczup demiş ki ya bana anlatsana hani Hazreti İsa sopasıyla suya vurdu da balıkları karşıya geçirdi ya demiş. Derviş de düşünüyor ya İsa değil Musa. A, sopa değil asa e, del, e, su değil e, Kızıldeniz e, balık değil halkı ben bunu nesini düzelteceğim deyip evet diyor doğru aynen öyle oldu Tam öyle yani nesini söyleyeceksin ki şey söyleyemiyorsun ya bu sporcuya dair tartışma yok Tayland'la Tayvanlı karıştı. <laughs> hani konu bambaşka bir konu. Ya yani o yüzden <laughs> Evet, Olimpiyatın tartışma biçimi bize hayata dair çok şey söylüyor. Bence en temel şeylerden bir tanesi şu, Olimpiyat bir bunları tartıştırıyor ya. Hı hı. Bir de buradan tartıştırıyor ya. Yani kadın voleybol takımına baktığımızda da bu tartışmanın unsurlarını görüyoruz ya. Ben bunlardan çok hoşlanıyorum. Hı hı. Yani sporun topluma dair bir söz söyleme gücü olduğunu görüyoruz. Spor böylece toplumda bir şeyleri anlatma veya da bir şeyleri tartıştırma gücü olduğunu görüyoruz. Ben bunu çok önemsiyorum. Önümüzdeki dönemde ne olacak meselesi de yani Olimpiyat bitene kadar daha neler izleyeceğizler? Geçen gün kendimi içinde bulduğum psikolojiyle söyleyeyim bayağı da yorulduk ya ne kaldı dedim ee, o anda e, atletizm anlatanlar bana şunlardan başladı daha 200 metre var daha 4x400 var ondan sonra 400'e geldiği var falan ha, yeni başladık psikolojisine döndüm atletizm olmadan bizim Şevket Furkan Erbay temsilcimizin attığı tweet'i gördün mü sen güldük eğlendik. ...artık atletizm geldi ve olimpiyat başlıyor. Şimdi atletizm olmadan olimpiyat olmaz. O yüzden bütün bu yargılarımızı... ...yani olimpiyat iyi miydi, kötü müydü... ...biz pazartesi anlarız. Hı hı. O zaman kısaca şunu soralım. Bundan sonra ne var diye bir Şevket Furkan Erbey'e gidelim. Sonra da son haftayı izlemeye başlayalım. Ama o bitiremez. Bir bakalım bitirecek mi? Sevgili şey, spor severler... ...biraz da ikinci haftaya bakalım diyorum. Ee, i̇kinci haftada özellikle... Benim dikkatimi çeken yarışmalardan birisi son gün yaşanacak kapanış töreninden hemen önce yapılacak olan son yarışmalardan birisi Modern Pentatlon'da kadınlar müsabakası Versay'da yapılacak. Şu ana kadar gitme şansım olmadı benim Versay'a e ama herhalde son güne sakladım diyebilirim. O gün atletizm de yok. Büyük bir heyecan yaşayacağız. İlke yüksel Tokyo Olimpiyatlarının beşincisi Versay'daki Modern Pentatlon müsabakasında yarışacak. Binicilik, eskrim, 200 metre yüzme ve rapid koşu 4 branştan oluşan farklı bir modern pentatlon müsabakası bizleri bekliyor olacak. İlk Öz Yüksel'in yarışmasında bu kapanış günü. Ondan bir gün önce umuyoruz ki Taha Türkiye'nin iki olimpiyat madalyalı şampiyonlarından biri, 125 kilo finali var. Güreş'in son bölümünde Taha'nın maçına Türkiye takımı odaklanacak elbette. Ve bugün itibariyle Yarı finalde artık voleybolcular, voleybolda yarı final eğer kaybedilirse, üçüncülük kazanılırsa da final maçı ikinci haftada en çok konuşulan noktalardan biri olacak. Türkiye'nin yine çok madalya aldığı branşlardan biri tekvando'da müsabakalar var. 2 ya da 3 madalya bekliyor Türkiye tekvando yarışmalarından. Bakalım orada neler yaşanacak. 7-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak tekvando mücadelesi. Bunun dışında elbette... Global olarak da çok ilgi çeken takım finalleri. Önümüzdeki hafta e, yarışmalar tamamlanacak. Handball'da finaller Lille'de yapılıyor. Nikola Karabatiçli Fransa güç bela kalabildi yarı finale. Almanya ile oynuyorlar. Kadınlarda da Fransa Almanya oynuyor. Ama kadınlar takımı çok daha güçlü Fransızların. Bakalım hem erkek hem kadın takımı finale kalabilecek mi? Benim biraz ilgim olduğu için handball maçlarını ilk hafta takip etme şansım oldu. Ama atletizm burada olduğu için Lille'e gidip finallere bakamayacağım. Ama çok ilginç bir final kapışması bizleri bekliyor olacak. Şu anda Danimarka biraz daha avantajlı gibi görünüyor erkekler handbolda. Tabi basketbolda Dream Team'in maçları çok büyük ilgi çekiyor burada. Onun dışında voleybol finalleri var ve su topu elbette. Onlar da la defansta oynayacak. Yüzme yarışları bitti. Artık su topu la defanstaki büyük havuza taşındı. Hafta sonu takım finalleriyle heyecan yaşanacak elbette tabii ki tüm sporların anası atletizmde finaller var. Kalan bölümde 400 metre engelli yarışmaları hem erkeklerde hem kadınlarda büyük ilgi çekiyor. Ayrıca yine son iki günde yapılacak olan takım müsabakaları yani 4x100 ve 4x400 bayrak mücadeleleri olimpiyatların olmazsa olmazı herkes büyük bir şevkle bu yarışmalara hazırlanıyor. Özellikle de Hollanda'nın kazandığı karışık bayrak yarışından sonra kadınlar 4x400 merakla bekleniyor. Hep birlikte atletizmde neler yaşanacağını göreceğiz. Kapatmadan son bir hatırlatma. İlk kez olimpiyat oyunları kadınlar maratonla tamamlanacak ee, bu yıl. 1984'te kadın maratoncular ilk kez yarışmıştı. Maratonun olimpiyatlara dahil edilmesinin 40. yılında bu kez meşhur kadınlar yürüyüşünün yapıldığı parkurda, Fransa'da devrimin yürüyüşünün yapıldığı parkurda kadınlar maratonunu izleyeceğiz. 11 Ağustos Pazar sabahı. Evet şirket Furkan Erbay'ı dinledik. Ee, biz de uzun tuttuk. Evet biz de susmadık bu sefer. Evet, Ama e, konuşacak daha çok konumuz var. Tehlikesi çok. İlkesi İzleyecek çok. çok daha etkinliğimiz var. Tartışacak çok daha meselemiz var. Ee, Bizde konu bitmez. Bağış Ertan çok teşekkürler. Bir program daha var. Asıl o programda her şeyi tartışacağız. Evet. Olimpiyatı konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.